23 yıllık Manş Tüneli bir zamanlar Avrupa ve İngiltere arasındaki bağı simgeliyordu. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Paris'ten dönerken Brexit konusundaki üzüntüsünü dile getirdi. Avrupa Birliği'nden ayrılmayı seçmiş olsak bile dost ve müttefik olmaya devam edeceğiz. Artık dostluğun yanında rekabet de söz konusu. Paris, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla finans merkezi statüsünü kaybetme riski taşıyan Londra'nın yerine geçmek için yarışan Avrupa kentlerinden biri. Mark Yandel, dünya çapındaki finans firmalarıyla 6 ayda bir anket yapan Küresel Finans Merkezleri Endeksi, Global Financial Centers Index firmasında çalışıyor. Yandel, yeni yayınlanan ankette Londra'nın zirvedeki yerini koruduğunu ancak Brexit'in yarattığı belirsizliğin puanını düşürdüğünü söylüyor. Bazı yatırımcılar daha merkezi başka Avrupa kentlerine kaymak isteyecek. Ancak genel tabloya baktığımızda Londra'dan büyük bir kaçış olacağını sanmıyorum. Londra aniden ortadan kalkmayacak. Zaten Amerika'nın en büyük bankalarının merkezi de burada. Yandel, diğer Avrupa kentlerinin Londra'nın karma finansal yapısını, insan kaynaklarını ve kültürünü taklit etmekte zorlanacağını söylüyor. Londra'nın en yakın Avrupalı rakibi listede 18. sırada yer alan Lüksemburg. Ardından 23. sıradaki Frankfurt geliyor. Almanya'nın ekonomi merkezi Frankfurt, Avrupa Merkez Bankası'na ev sahipliği yapıyor. Kentimizde bütün uluslararası kurumlar mevcut. Yeterince ofis alanımız da var. Bence hazırız. Çok sayıda bankanın merkezini Frankfurt'a taşıyacağından eminim. Öte yandan Paris, çalışanlar için daha cazip bir seçenek olduğunu öne sürüyor. İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, 2019 yılına kadar bin kadar çalışanını Londra'dan Paris'e taşımayı planlıyor. Paris ve Frankfurt arasındaki en büyük fark Paris'in hareketli piyasalarıyla hem Fransız hem de uluslararası büyük firmalara ev sahipliği yapıyor olması. Bu arada Asya ekonomileri de durumdan yararlanabilir. İndekste Singapur 3. Hong Kong 4. sırada yer alıyor. Bu iki kent eskiden Londra ve New York'un 100 puan gerisindeydi. Bugün Singapur sadece 20 puan geride. İkinci sırada yerini koruyan New York'un Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle başlayan belirsizlik nedeniyle puan kaybına uğradığı görülüyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington.